Dünya, Güneş sisteminde Güneş'e en yakın üçüncü gezegen olup bugüne kadar yapılan araştırmalara göre üzerinde yaşam ve sıvı su olduğu bilinen tek gezegendir. Dünya üzerinde bulunan bütün bu sıvı su dünyanın dörtte üçünü kaplamaktadır. Geri kalan dörtte birlik kısmı ise yedi farklı kıtadan meydana gelmektedir. Bu 7 kıtayı sayacak olursak Asya, Avrupa, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika, Antarktika ve Okyanusya'dır. Birbirinden farklı özelliklere sahip olan bu kıtalar dünya üzerinde farklı noktalarda yeredilmişlerdir. Bu farklı konumlanmalarda farklı kültürlerin, toplumların, gelenek ve göreneklerin oluşmasına vesile olmuştur. Bu videoda sizler için her kıtanın kendine has özelliklerini anlatacağım. Haydi videoya geçelim. <laughs> Dünyanın hem dibi hem de çatısı olan Asya. Asya dünya üzerinde yer alan %30'luk bir oranla en büyük kara parçasıdır. Ancak yüz ölçümü hala tartışma konusudur. Çünkü Asya ile okyanus arasında bulunan birçok küçük adalar vardır ve bu adaların Asya kıtasına mı yoksa okyanus kıtasına mı dahil edilmesi gerektiği konusunda uzlaşma sağlanmamıştı. Bu sebeple yüz ölçümü 43.7 milyon kilometre kare ile 44.7 milyon kilometre kare arasında bahsedilmektedir. Ayrıca Asya kıtası dünyada en çok insanın yaşadığı kıtadır. Tabi Çin ve Hindistan nüfusu yükselten en büyük iki ülke olunca tahmin etmesi pek de güç değil. Dünyanın en yüksek noktası 8.848 metre yüksekliğindeki Everest ile deniz seviyesinden 392 metrelik alçaklıkla en alçak noktası ise Lut Gölü'dür. Dünyadaki pirinç tüketimini %90'ı Asya'da yaşayan insanlar tarafından tüketilmektedir. Genel kanının aksine kaplanlar dünya üzerinde en çok Afrika'da değil Asya'da yaşamaktadırlar. Asya kıtasının bazı bölgelerinde ise hala temiz su sorunu yaşanmaktadır. Asya'da bulunan ve adalar ülkesi olan Endonezya toplam 17.508 adadan oluşarak en çok adaya sahip olan ülkedir. Dünyadaki en büyük heykel ise 153 metrelik yükseklik ile Çin'deki bu da ilkbahar tapınağı içindeki bir heykeldir. Güneşin battığı taraf Avrupa. Avrupa kelimesi kelime anlamı olarak güneşin battığı taraf anlamına gelmektedir. Yüz ölçümü bakımından 10 milyon 523 bin kilometre kare ile dünyadaki en küçük ikinci kıta özelliğini taşıyan Avrupa kıtası Tarihsel olarak dünya üzerinde birçok sosyal, kültürel, ekonomik olaylar ve savaşların yaşandığı yer olmasıyla da ön plana çıkmaktadır. Avrupa kıtası Asya kıtası ile iç içe geçmiş durumdadır ve temelde ayrıldığı iki nokta vardır. Bunlar İstanbul ve Çanakkale Boğazları'dır. Dünya üzerinde yüz ölçümü olarak en küçük ve en büyük ülkeler Avrupa kıtasındadır. En küçük ülke Vatikan, en büyük ülke ise Rusya'dır. Dünya üzerinde bulunan en aktif yanardağ olan Stromboli yanardağı Avrupa kıtasında yer almaktadır. Hayatımıza özellikle bilim alanında yön veren birçok icat ve buluş bu kıtadan çıkmıştır. Ayrıca eğitim konusunda da epey ileridedir. Dünyadaki en iyi 10 üniversitenin çoğu da Avrupa kıtasında yer alır. Cambridge, Oxford, Zürich gibi üniversiteler bunlardan birkaçıdır. En uzun nehir ve en farklı iklimler bile Afrika. 30 milyon 365 bin 700 kilometre kare yüz ölçümü ile Asya'dan sonraki en büyük kara parçasıdır. Afrika kıtası dünyadaki çeşit bakımından en fazla dilin konuşulduğu kıtadır. Ortalama 2000 farklı dilin konuşulduğu tahmin edilmektedir. Yüz ölçümünün hem çok büyük olması hem de fiziksel olarak dünyanın kuzeyinden güneyine doğru dik bir şekilde yer alması sebebiyle üç farklı iklim türüne sahiptir. Bol yağışlı ormanları, savana olarak bilinen bozkırları ve çölleri ile iklim cenneti bir kıta olarak bahsedilebilir. 6650 kilometre ile dünyanın en uzun nehri olan Nil Nehri burada yer almaktadır. Yine en büyük çöl olan Sahra Çölü de Afrika kıtasındadır. Afrika kıtası internet erişiminin en az olduğu yerdir. Hatta insanların internet erişimleri oldukça kısıtlıdır. Ve Afrika'da yaşayan nüfusun sadece %40'ı okuma yazma bilmektedir. Zebra, goril, şempanze, zürafa gibi birçok farklı hayvan sadece Afrika'ya özgü hayvanlardı. Aslanların %99'u ve fillerin %85'i Afrika'da yaşamaktadır. Dinozor fosillerinin merkezi Kuzey Amerika. Kuzey Amerika 42 milyon kilometre karelik yüz ölçümü ile büyük bir kıta olmasına rağmen dünya nüfusunun sadece %8'lik bir bölümü burada yaşamaktadır. Dünya üzerinde en çok dinozor fosilleri bu kıta üzerinden çıkmaktadır. Coğrafi açıdan engebeli ve dağlıktır. Yağmur ormanları açısından da en zengin coğrafyadır. Dünya cönlü Niagara şelalesi Kuzey Amerika kıtasında yer almaktadır. Kutup ayılarının en çok yaşadığı yer olan Hudson Körfezi'ndeki Churchill'da burada yer alır. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin kurulduğu topraklara ilk koloni kuran İspanyollardır. İspanya'dan yola çıkan Kristof Kolomb 1492'de Kuzey Amerika karasına ulaşmıştır. Günümüzde Meksika sınırları içerisinde bulunan topraklarda ise Amerikan yerlileri Aztekler yaşamaktaydı. Bugün Meksika'da resmi dil İspanyolca olsa bile hala birçok yerli dil konuşmaya devam edilmektedir. Antik uygarlıkların merkezi Güney Amerika Günümüzde Latin esintilerinin hakim olduğu ve egzotik yapısıyla oldukça dikkat çeken Güney Amerika kıtası benzersiz doğası ve tarihi ile ön plana çıkmaktadır. Yüz ölçümü 17 milyon 840 bin kilometre karedir. Kıtanın en çok öne çıkan özelliği ise antik uygarlıkların beşiği olmasıdır. Güney Amerika kıtası en büyük antik uygarlıklardan olan Mayalar ve İnkalar gibi mistik ve gizemli birçok topluluğun doğuş yeridir. Dünyaca ünlü antik kent Machu Picchu'ya da ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca ekvatorda bulunan Galapagos adaları, Brezilya'da Rio de Janeiro ve Arjantin'de yer alan Iguazi şelaleleri de bu kıtanın en çok ilgi gören bölgeleridir. Kanguruların vatanı, Okyanusya. Okyanusya kıtası başka bir kıta ile doğrudan bağı olmayan tek kıtadır. Yüz ölçümü 9 milyon kilometre karedir. Bu nedenle dünya üzerindeki en küçük kıta olma özelliğine sahiptir. Toplam dünya nüfusunun %0.5'i burada yaşamaktadır. Bu da ortalama 25 milyon nüfusa denk gelir. Ancak Asya kıtasını anlatırken bahsettiğim gibi hangi kıtaya ait olduğu kararlaştırılamayan adalar vardır. Okyanusya denilince akla ilk gelen yer Avustralya'dır. Avustralya Okyanusya'yı oluşturan en büyük kara parçasıdır. Dünyada kanguruların yetiştirildiği tek yer Okyanusya kıtasıdır. Avustralya yerlileri olan aborjinlerin günümüzde çok fazla nüfusu kalmamıştır. Var olan aborjinler ise kıtanın hemen hemen her bölgesinde bulunmaktadır. Okyanusya'da kangurulardan başka yerel hayvan türleri de bulunmaktadır. Bunlara birkaç örnek verecek olursak koala, tazmanya canavarı, uçan kurbağalar. Dünyanın en büyük soğuk çölü Antarktika. Antarktika kıtası 14.4 milyon kilometre karelik yüz ölçümüyle dünya üzerindeki en kurak kara parçasıdır. Aynı zamanda dünyadaki en soğuk çöldür. Bazı bölgeleri vardır ki birkaç milyon yıldır hiç yağmur yağmadığı düşünülmektedir. Dünya üzerinde toplu yaşamın olmadığı tek kıta burasıdır. Bu sebeple üzerinde hiçbir ülkenin kurulamadığı bir kara parçasıdır. Antarktika'daki buzların kalınlığı 2 kilometre kadar olabilmektedir. Kıtanın yıllık ortalama sıcaklığı eksi 50 derecelerdedir. Bu iklim şartlarından dolayı da kıta üzerinde hiçbir bitki yetişmemektedir. Kıtaya ulaşım Yeni Zelanda'dan uçakla yaklaşık 10 saatte, Şili Denize gemiyle yaklaşık 4-5 günde sağlanmaktadır. Videoyu beğendiyseniz ve böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.